Ben Beyzan Hırşi. Bugün sizlere hayatı ve başarılarıyla bana rol model olan, Türkiye'nin ilk ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin kurucusu olan Masal Osman Uzman'ın hayatını anlatmak istiyorum. Uzman 5 Mayıs 1884'te o zamanlar Osmanlı'nın Batı Trakya bölgesinde bulunan Sokul'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Osman, ülkeye gitmek istese de maddi imkanları el vermediği için askeri tıbbiye gitmek zorunda kalmıştır. Okuduğu yüzbaşı rütbesiyle bitirdikten sonra 1908 yılında Berlin'de Münih'e giderek nöroloji ve psikoloji dalında uzmanlık eğitimi almıştır. Tekrar Gülhane'ye dönen uzman 1914'te Haseki'deki müşahedenin başhekimi ve müdürü olmuştur. Gelelim Reşadiye Kışlası'na. Reşadiye Kışlası'nın bulunduğu araziyi devletten talep etmiş, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Başbakanı İsmet İnönü ve İçişleri Bakanı Refik Saydam'ın onayıyla 1924 yılında başlayan süreç 15 Haziran 1927'de Masal Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak açılmıştır. Masal Osman sadece psikolojiyle ve nörolojiyle ilgilenmeyip aynı zamanda bir bağırsak hastalığı olan kolerayla da ilgilenmiştir. Savaşta Lüleburgaz ve Çanakkale cephelerinde kolera hastaları ile ilgilenmiştir. Masal Osman, bir saniye. Bu dönemde o güne kadar uygulanan, yani ruh hastalarına, akıldan yoksun insanlara şiddet yoluyla tedavilerin, şok yoluyla tedavilerin yanı sıra sohbet yöntemleriyle tedavi etmeye başlamıştır ve yeni çağdaş yöntemlere başvurmuştur. 1918 yılında imzalanan Mondros Anlaşması, Masal Osman'ın hayatının çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Anlaşmayla Lapix yeniden Fransızlara verilmiş, Haydarpaşa Askeri Hastanesi boşaltılmıştır. Savaş sırasında Fransız rahibelerinin vazifelerine de taltif edilmiştir. Masal Osman, Lapix'de başhekimlik görevini yükseltilmiştir. Haydarpaşa Hastanesi'nde zamanın en ünlü şairleri Tevfik Hikmet'le samimi bir arkadaş olma şerefine nail olmuştur. İstanbul'a dönen Abdülhak Hamid'i de tedavi etmiştir ama bu psikolojik bir tedavinin yanı sıra daha çok fiziksel bir tedavidir. Neyden Tevfik de yine Masal Osman'ın hastalarından, danışanlarından biriydi. Aynı zamanda birçok sivil toplumun kuruluşuna da nail olmuş, onları kendisi çıkartmaya başlamıştır. İstanbul'da Sersileya Tip dergisinin 32 yıl boyunca yayınlanacak şeyin ilk yazısından son yazısına kadar kendisi yazmıştır. 5 Mart 1920'de Gençler Cemiyeti'nin kurulmuştur. Aynı zamanda seroloji, nötropatoloji, deneysel psikoloji laboratuvarlarını oluşturarak Türkiye'de ilk nöropsikiyatri dalının kurulmasına öncülük etmiştir. Sürdüğü çalışmalar sonucu 1927'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni kurarak uzun yıllar başhekimliğinde bulunmuştur. 1933'te Ordinaris Profesör olup İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Klinikliği'nin başkanlığına getirilmiştir. 1941'de başhekimlik görevini bırakıp emekliye ayrıldığı 1952'ye kadar çalışmalarını sürdürdüğü görülmektedir. Ayrıca Hamburg Akıl Hastalıkları Derneği, Fransız Nöroloji Derneği, New York Nöroloji Derneği Akademisi gibi yurt dışı sağlık kuruluşlarının onur üyeliklerine seçilmiştir. Ağustos 1951 tarihinde nefes darlığı ve şeker krizinden vefat etmiştir. Mezarı İstanbul Zincirlikuyu mezarlığındadır. Masal Osman'ın bazı eserlerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Keyif veren zehirler, sinir hastalıkları, muayene usulleri, serili cepheden alkolizm, İstanbul Seriliyat dergisinden az önce yine bahsetmiştim, yine
edebiyat felsefeye karşı ilgisinin olduğu bilinmektedir. Vefatından sonra şahsi kütüphanesi ailesi tarafından adına